Ben İzmirli, Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Derneği İl Başkanı Yusuf Karaman. 40 senedir arıcılık yapıyorum. Şu anda burada yaptığımız işlem, petek ballarımızın sırlarını alıyoruz. Sırı açılan petek ballarını da makinede bir arkadaşımız makineye yerleştiriyor, 6 tane peteklere. Kolu çevirince aspiratör sistemi, yani fan sistemiyle içindeki balı emip alıyor. Süzme bal olarak ballarımızı burada üretiyoruz. Rengimiz de şu. Bu ova balı, çiçek balı efendim. Bu ballar havalar soğuduğu zaman donar, şekerlenir, yani kristalize olur. Çünkü bu balın 1 kilosunda milyarlarca bitkilerin erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı, şifalı tohumlar var. Bunlar balın içinde çimen olup peşerip bitmek istiyor. Bitemiyor, balın rengini değiştiriyor. Dolayısıyla donmuş bal, ham bal deniyor veya donmuş, kristalize olmuş deniyor. Tüketicimiz de bu donmuş balı çok sevmediği için donmamış istiyor. Ama donmuş bal 22 ayar sarı lira. 50 sene sonra yiyin, asla bozulmaz. Dolayısıyla donmuş şekerlenmiş balı yemeyi öğrendiğimiz zaman bize piyasada satılan bu şuruptan sahte bal satanlar donmayan şekerlenmeyen glikoz şurubu, yani boyalı sanayi şurubu dedikleri o glikoz şurubundan inşallah kurtulacağız. Tüketicimiz önce bir doğal balın ne olduğunu, yapısının ne olduğunu doğru tanıtım yapılarak tüketicilerimiz bunu iyice öğrenmesi gerekiyor. Donmuş şekerlenmiş balı yemek zorundayız. Çünkü market raflarında da donmuş şekerlenmiş bal özellikle tüketicilerimiz ararsa, onu alır yerse doğal bal yemiş olur. Dolayısıyla biz üreticiler işte gördüğünüz gibi burada arılarımız dışarıda. Dolayısıyla kovandan çıkarıp getirip süzme şeklimiz, hasat şeklimiz böyle. Yani şu petek balları şu şekilde gösterelim. Şunlar yavrular oluyor, kapalı yavrular. Bunun açık yavrusu da var. Şu kısım, özellikle sırlı kısım, buraya sırını çıkartıp arkadaş bu şekilde sırını kesiyor, açıyor sırı. Makineye veriyoruz. Makinede de vantilatör sistemiyle içindeki balı emiyor, alıyor. Basınçla emip alıyor. Yani bu doğal balın, süzme balın üretim şekli böyle. Tabii ki en güzel bal doğal bal efendim. Doğal, bu 1 kilo balın içinde dedik ya, milyarlarca bitkilerin canlı şifalı tohumları var. İnsanlar bu canlı şifalı tohumları, içinde olan balı yediği zaman bu baldaki vitaminler zaten B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B12, bir de A, C, D, E, H, P, P, P vitaminleri var. Dolayısıyla bu balı arılar petekte nasıl paketlemiş, şu anda siz burada sırlamış halini gördünüz. Bizim bal paketleme tüccarları bal paketlemelerde balı kaynatıyorlar, ısıtıyorlar. Balın içindeki bitkilerin canlı şifalı tohumlar 60 dereceden sonra yanıp ölüyor, yok oluyor. Dolayısıyla balın şifa özelliği de olmuyor ondan sonra. Tüketici donmuş şekerlenmiş bal, Tarım Bakanlığımız balda analiz, polen analizi mecburiyete getirdi tahlillerde. Dolayısıyla baldaki polen analiz mecburiyeti bu üretici için de güzel, tüketici için de güzel. Yani balın doğal yenmesi için de güzel bir karar. Gezginci arıcılarımız dağlarda birçok sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntılardan bir tanesi, ilkbahar, sonbahar arı konaklama yerleşim planları Tarım Bakanlığımızca yapılmadığı için biz arı konaklama yataklarını kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Arılarımız konaklama yataklarını açarken birçok eziyet çekiyoruz. Gezginci arıcılıkta sıkıntılarımızdan bir tanesi de arılarımızın susuzluk sorunu var. Dolayısıyla bu susuzluk sorununda
Su toplama havuzları dağlarda istiyoruz. 2 dönüm büyüklüğünde, 10 metre derinliğinde su toplama havuzlarının yapılmasını istiyoruz. Standart su toplama havuzu, yani 10 metre derin olduğu zaman dağlarımızda çıkan orman yangınlarını o su toplama göletlerinden helikopterlerle suyu alıp yangınları bir an önce söndürülmesi için çok önemli ve çok iyi bir durum olacak. Dolayısıyla şu anda biz arılarımızı bidonlarla su taşıyoruz. Arılarımız su içmesi için. Bu bize artı bir külfet getiriyor. Mazotun kilosu olmuş 7 lira. Bizden maliyet düşük. Toptan bal fiyatlarında ucuz bal isteniyor. Ucuz bal maliyet yüksek olduğu için biz de bunu mağdur oluyoruz. Şimdi burada yapmış olduğumuz sahamda, çiçek balı sahamında 10 gün sonra, 15 gün sonra çama kaldıracağız arılarımızı. Çam balı üretimi için Foça dağlarımız 3 kez yandı. Yanmış olan dağlarda arılarımız da yanıyor. Dolayısıyla arılarımız yandığı zaman başka çam ormanlarında başka konaklama yatakları arayıp bulmak zorundayız. Bu konularda da sıkıntılarımız var. Dolayısıyla biz Tarım Bakanlığımızla, ilgili kurumlarla, kurumlar arası işbirliği yapılarak arıcılığın sorunlarına biz TAHAP temsilcileri olarak birlikte çözüm üretelim, birlikte çalışalım, işlerimiz kolaylaşsın. Gerçek balı nasıl anlayacağız? Gerçek balın, doğal balın korunması için özellikle biz arıcılarımız, işte gördüğünüz gibi bu şartlarda arılarımızdan üretmiş olduğumuz doğal balları tenekelere doldurup 28 kiloluk tenekelerde tüccarların gelip toptan fiyata almasını bekliyoruz. Boyalı sanayi şurubu üretip merdiven altı, merdiven üstü. Bu ne olursa olsun biz bu boyalı şurup denen şuruptan sahte balın market raflarından kaldırılmasını, toplatılmasını Tarım Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla sürekli yazışmalar yaparak konuyu iletiyoruz. Biz şuruptan sahte balın satılmasını Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde istemiyoruz. Çünkü arıcılık sektörünü öldüren bir numaralı düşman sadece şuruptan sahte baldır. Şuruptan sahte bal bu ülkede kaldırılmadığı sürece arıcılık yapılamaz noktasındadır. Biz üreticiler borçlarımız var, banka borçlarımız var. Dolayısıyla aile geçim derdimiz var. Biz para kazanan bir sektör değiliz. Biz 12 ay sürekli iki çıta arı koyuyoruz bu kovanın içine. İki çıta arıyı 10 çıta yapmak için 10 ay bu kovana bakmak zorundayız. Besi bakım giderleri var. Bir kovan arı 1,5 yaşında bebektir. Dolayısıyla bu hassas meslek, iklim şartlarının kötülüğünden dolayı da etkilenen, çok çabuk etkilenen hassas meslek arıcılık. Arıcılığı korunması için bakanlık ve kurumlar arası işbirliği mecburiyeti vardır. Şuruptan sahte balı Türkiye'de satılmasını istemiyoruz. Şu anda tüm marketlerde, market raflarında şuruptan sahte bal satışı devam ediyor. Bu şuruptan sahte balları yapanlar bir kavanozun içine koymuş olduğu boyalı sanayi şurubu etiketinde de boyalı glikoz şurubu yazmak zorunda. Boyalı glikoz şurubu yazmıyorsa benim üreticilerim, arıcılarımın üretmiş olduğu doğal balın adını yazarak gıda sahtekarlığı yapıyorsa bu yanlıştır. Bu yalandır. Bu Tarım Bakanlığımızın operasyon yapacağı bir numaralı önemli görevidir. Bu sahte gıda teröristlerinin kaldırılmasını, yok edilmesini talep ediyoruz. Biz sahte bal istemiyoruz. Bunun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Benim üreticim, benim arıcılarım önce git sahte balı kaldır.
Ondan sonra diyorlar başkan ol. Ondan sonra diyorlar bir görevin başına geç. Dolayısıyla biz zor durumdayız. Bu sektörün başında kim gelirse gelsin birinci sorunumuz şuruptan sahte balın kaldırılması. Biz fazla desteklemeler, zaten destekleme 15 lira kovan başı destekleme bir paket sigara parası değil. Benim üreticim bunu diyor vermesin. Benim diyor toptan bal satışımı diyor düzeltsin. Ben balımı diyor peşin para terekenin üstüne satmak istiyorum diyor. 6 ay sonra numune alıyor adam diyor 6 ay sonra diyor getirecek. Benim balımın parasını ödeyecek. Ödemiyor diyor, almıyor diyor. Burada bir sıkıntı var. Bu üretmiş olduğumuz çiçek balı bir kilosunda milyarlarca bitkilerin canlı şifalı tohumları var. Bu canlı şifalı tohumlar bitkilerin erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı tohumlar. Bunlar 3 ile 7 dakikada kana girerler. Kanda hasta ölmüş gelişmeyen hücreleri yeniler. Kanda 10 yıl boyunca kalıcı canlı hormonlar bunlar. Dolayısıyla sabahları kalktığınızda aç karnı bu baldan 2 yemek kaşığı mıncık mıncık emerek yuttuğunuzda ağızda, boğazda, diş etlerinde, bronş ataklarında bakteri, mikrop varsa bunları yakıp yok eder. 3 ile 7 dakikada kana girer. Kanda hasta ölmüş gelişmeyen hücreleri yeniler. Kanda 10 yıl boyunca kalıcı canlı hormondur. Dolayısıyla çiçek balı tüketilmesi gerekiyor. Çiçek balları en kaliteli ballar. Çünkü bu balın faydası hücre yeniler, zeka ve kemik gelişmeleri, iç hastalıkları, vücut gelişmeleri, kalp rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, düşünce yeteneğini arttırır, gözleri güçlenir. Bir de romatizma, felç hastalıkları, kanser tür hastalıklarda, tansiyon düşük yüksek bunu dengeler. Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik bunu ortadan kaldırır. Bunu arı sütlü, polenli, kır çiçek, yayla balı dediğimiz ballar çok şifalı, çok etkili. Dolayısıyla çocuklarımız okula gidiyor. Okula giden çocuklar sabahları donmuş veya donmamış. Bu çiçek ballarından, doğal çiçek ballarından kahvaltısında verildiği zaman çocuk gribal enfeksiyonlara yakalanmaz. Yakalanırsa da 1-2 günde yok eder. Gırtlaktaki iltihap yutkunamaz hale geldiğinde, bademcikleri şiştiğinde bu şifalıdır ve 2 günde gribal enfeksiyonları yok eder. Çünkü bu bal büyük mikrop öldürücü, bakteri ve mikropları birkaç saatte yakıp yok etme özelliği var. Sabahları kalktığında çocuklarımıza okula gitmeden önce kahvaltılarında bir yemek kaşığına kadar yedirilebilir. Yaşlılarımızda, büyüklerimizde, özellikle çalışanlarımızda dünya standartları ne diyor? 150-200 gram donmuş veya çiçek balı, donmamış çiçek balı tüketin. Donmuş da olsa, donmamış da olsa 150-200 gram tüketebilirsiniz diyor. Hava sıcaklığı 50 derecede olsa diyor çiçek balını tüketiniz. Çünkü 15 dakika yakar, 15 dakika sonra susuzluğunuzu giderir. Bu sağlıklı yaşamanın temeli. Bütün ilaçların efendisi arı sütlü polenli kır çiçek yayla balı dediğimiz doğal bal. Doğal bal kaynatılmaz. Donsa da donmuş olarak yemek zorundayız. En güzel bal şekerlenen bal, kristalize olan bal. Bunun donduğu zaman bir adı da ham bal, ham bal diyoruz. Donmuş olarak tüketiyoruz ve emerek yutuyoruz. Biz üreticiler birçok arıcımız tahlil yaptıramıyor ama biz yaptırdık. Ege Üniversitesi Arge Farı Laboratuvarı'na gönderdik. Numune başı bizden 1200 lira ücret istediler. Onu da ödedik. Ballarımız analiz oldu. Burada analizde yazıyor. Organik üretim, omarak lezzetli, arı sütlü, polenli, kır çiçek, yayla balı. Yayla salgı balı diye sonuç vermişler. Biz bu raporların değişik araştırmaları yapılmış. Birçok araştırma yapmışlar. Analizlerde analiz raporlarımız şu şekilde. Bu şekilde analizlerimiz temiz çıkıyor ve bu analizleri yaptırdığımız halde biz üreticiler doğal ürettiğimiz balları
tenekesini toptan satışımız olmuyor. Satacağımız zaman balımızı tüccara çok ucuz fiyat, 15 lira 20 lira fiyat veriyorlar. Bize bu fiyatlar kurtarmıyor. Bal toptan fiyatları gözden geçirilmesi lazım. Doğru ve doğal bal paketlemesi yapan tüccarlarımız genelde biz üreticilerden aldıkları doğal balı donmuş halini işlerken balın içindeki bitkilerin canlı, şifalı, erkek üretim hücreleri dediğimiz bu canlı tohumları yanmasın, ölmesin diye ısıl işlemi 40 dereceye geçirmiyorlar. Dolayısıyla bu ısıl işlem 55 dereceden sonra, 60 dereceden sonra içindeki bitkilerin canlı hücreleri yakılıp yok edilince bal hem donmuyor hem de satışını kolay yapıyorlar. Ama bu insanlara daha şifalı olmuyor. Bizim balı şifalı kılan balın içindeki milyarlarca bitkilerin canlı şifalı tohumları. Dolayısıyla bal paketlemeciler özellikle şunu dikkat etmesi lazım. Biz doğal balı ürettiğimiz arılar arı kovanında balı peteklerde nasıl paketliyor? Altıgenleri balı doldurunca üzerine mumla sır çekiyor. Dolayısıyla bu sır çekilmiş doğal ballar arıların paketlediği gibi bal paketleme fabrikalarına örnek olmalıdır. Dolayısıyla pastörize edilerek bal paketlenmez. Bal kaynatılarak paketlenmez. Bu balın doğal özelliğini kaybediyorlar. Dolayısıyla şuruptan sahte bal dediğimiz bu boyalı sanayi şurupları kesinlikle marketlerde satılmaması lazım. Satılacaksa bal kelimesi etiketlerden silinmesi lazım. Bal paketleme fabrikalarına Tarım Bakanlıklarımız 30 yıl önce vermiş oldukları iki tane ruhsat var. Bir tanesi reçel paketleme ruhsatı, bir tanesi bal paketleme ruhsatı. Bir binanın içinde glikoz şurubundan reçel yapan bir bal paketlemecisi balın içine kolayca glikoz şurubunu da ilave ediyor. Paçal işliyorlar. Dolayısıyla bunların ortadan kaldırılması için Tarım Bakanlığımız özellikle 30 yıl önce bal paketlemecilere verilmiş olan iki ruhsattan bir tanesini iptal etmesi gerekiyor. Doğal balın işlenmesi için, doğal balın paketlenmesi için, sadece arı ürünlerinin paketlenmesi için kesinlikle ruhsatların bir tanesi iptal edilmesi lazım. Biz sahte balın insanlara yedirilmesini istemiyoruz. Bu boyalı sanayi şuruplar damarları tıkıyor, obezite yapıyor, saçlarınızı döküyor, kanser yapıyor. Dolayısıyla donmayan, şekerlenmeyen, kristalize olmayan market raflarındaki balları tüketiciler almamalıdır. Dolayısıyla donmuş, şekerlenmiş, kristalize olmuş ham bal adıyla satılan doğal donuk balları özellikle arayıp bulup bu balı tüketmeleri gerekiyor. Biz donmuş şekerlenmiş balı yemeyi sevmediğimiz sürece bu 30 yıldır hem arıcılık sektörünün kanını emen sülük gibi bu gıda sahtekarları hem de tüketicilerimizi kandıran bu boyalı şurupçular bu şurupların üzerine bal yazıp satmaya devam ediyor. Biz bunların üretmiş olduğu boyalı sanayi şuruplarının üzerine etikete içindeki ürünün adının doğru yazılmasını istiyoruz. Biz bu ürünün boyalı glikoz şurubu diye etiketi yazsınlar, doğal balla yan yana koyup satsınlar. Bizim o konuda bir sıkıntımız, diyecek lafımız yok. Ama işlerimizi doğru ve dürüst yapmak zorundayız. Bu arıcılık sektörünü mağdur eden, 30 yıldır arıcılığı perişan eden, arılarımızı öldüren şuruptan sahte balcılar, biz kaldırılmasını ya da düzeltilmesini istiyoruz. Biz propolis üretiyoruz. Biz arı poleni de üretiyoruz. Biz arıcılar ürettiğimiz bu ürünlerin değerinde satılması için tanıtımların doğru yapılması, Tarım Bakanlığımız özel bir ekip kurması, hem donmuş balları anlatan hem de arı poleni ve propolisi anlatan bir doğru bir ekip, uzman bir ekipçe anlatılmasını istiyoruz. Propolis nedir? Propolis bitkilerin yeni filizatan sürgünlerin tepelerindeki kimyasal akıntıları arılar toplar, kollarını topçuk yapıp getirip kovanın içindeki çatlak patlak delikleri bununla dezenfekte eder. İnsanlarda çok şifalıdır, çok faydalıdır. Bu sulandırılmış hali
günde 20 damla 30 damla büyüklerde, çocuklarda 1-2 damla kullanılır. Propolisin faydası beyin uyarıcıdır. Unutkanlık problemi, astım, bronşiti, mide yaraları, bağırsak yaraları, kılcal damar patlamaları, romatizma, felç problemi, akciğer kanseri, tansiyon problemlerinde kanser hücrelerine odaklı gider, yakar, öldürür. Dolayısıyla kanser hücrelerine öl talimatı verir. Kanser hücreleri kendi kendine imha eder. Yani kanser hastalarının yeni ilacı propolistir. Propolis bakterileri, mikropları parçalayarak, kanser hücrelerini parçalayarak öldürür. Propolisin faydaları çoktur, vitaminleri de vardır. Dolayısıyla arı poleni arıların ayaklarında getirmiş olduğu bitkilerin canlı, şifalı, erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı tohumlar. Dolayısıyla bir topçuk arı poleninde 300 ile 500 bin adet bitkilerin erkek üretim hücreleri dediğimiz canlı şifalı tohumlardan oluşur. Günde çocuklara arı poleni 5 yaşında, 1 yaşındaki bebeğe bir topçuk arı poleni verilir. 5 yaşında, 6 yaşında, 12 yaşında birer çay kaşığı kullanabilir. Büyüklerde özellikle 12 yaş üzeri her gün sabahları kalktığınızda aç karnına bir tatlı kaşığı arı polenini suyla, sütle, yoğurtla, balla, meyve suyuyla yutabilirsiniz. Çocukların sevdiği içeceklerin içine kesinlikle arı poleni katılarak içirilmesi lazım. Çünkü arı poleni hücre yeniler, zeka ve kemik gelişmeleri, iç hastalıkları, vücut gelişmeleri, kalp rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, düşünce yeteneğini artırır, gözleri güçlenir. Bir de romatizma, felç hastalıkları, kanser tür hastalıklarda tansiyon düşük yüksek bunu dengeler. Yorgunluk, bitkinlik, halsizlik bunu ortadan kaldırır. Arı poleni bütün ilaçların en üstünü, efendisi bütün gıdalarında en üstünüdür. Arı poleni ve polenli bal tüketelim.